Kapalı kapılar ardında neler yaşanıyor? Manisa'nın bu şirin, ben Manisa'yı çok severim. Manisa'nın bu şirin köyünde bir evde yaşanan dehşet anları. 88 yaşındaki Fadime Arslan. Gelini, yani oğlu, gelini, torunu ve onun eşiyle beraber yaşıyor hanımefendi. Tabii ki yaşına bağlı bir takım problemleri var. Gitgide görme ve işitme engeli yaşamaya başlıyor. Çok doğal bir şekilde. Ve ona da bakan, bu 9 çocuğu da var. 9 çocuk sahibi, 88 yaşındaki kadına bakan kişi de evdeki gelin. Fakat tabii buna bakmak denir mi bilmiyorum. Bir eziyetle bakılıyor hanımefendiye. Dayak yiyor, şiddete uğruyor, yerden yere sürükleniyor. Ben izlerken önce bir izleyemedim. Çok açık söyleyeyim. Sonra bir durdum. Görüntülere baktıktan sonra bir durdum. Tekrar hani bakmak zorundayım. Tekrar baktım. Uzun uzun videolar var elimde. Arkadaşlar onun yayınlanabilecek kısımlarını seçtiler. Ve bir bant hazırladılar. Sonra hanımefendi 9 Mart günü hayatını kaybediyor. Bunu da daha evvel konuşmuştuk. Aslında ne kadar güzel geleneklerimiz var diye. Biliyorsunuz öldükten sonra hani dinimizin gereği yıkanıyoruz, abdest alınıyor. İşte o sırada hanımefendiyi yıkayan kadın vücudundaki morlukları fark ediyor. Söylüyor çocuğuna da, kızına da söylüyor. Diyor ki niye mor? Geline soruyorlar, bakan geline. Diyor ki şeyden düştü, divandan düştü. Mor, iyi de divandan düşüp tabii morlukla şiddete uğradığına dair morluklar. Çok tabii farklı. Ki uzmanların bakış açısının da dışında biz normal insanların da fark edebileceği farklılıklar tabii taşıyor. Fakat hanımefendi bu şekilde gömülüyor ama herkesin aklında bir soru işareti kalıyor. Aradan 2 hafta geçiyor. Evde bir tane de küçük gelin var ya, o da aramızda. İsmin neydi? Fidan Arsa. Fidan. Evde bir de küçük gelin var. O da bugün stüdyomuzda. Fidan da aslında bütün bu şiddet olaylarına şahit oluyor zaman içinde. Kendisi de şiddet gördüğünü iddia ediyor yine bu süre içinde. Ve işte bu ölümden zaten çok yeni bir ölüm, vefat. 9 Mart'tan 2 hafta sonra Fidan da kendi kocasıyla bir tartışma yaşıyor ve tehdit edildiğini söylüyor bu sırada. Diyor ki bu kavga sırasında kayınvalidesi, yani bu şimdi 88 yaşında rahmetli kişiye bakan gelin, aynı zamanda Fidan'ın da kayınvalidesi tabii ki. Kayınvalide Fidan'a diyor ki sen de diyor madem böyle yapıyorsun, ben de diyor senin öldürdüğünü söyleyeceğim Fadime'yi diyor. Rahmetli diyor. Fadime de o sırada bütün bunları öngörmüş gibi bu şiddet olaylarını telefonun kamerasına çekmiş Fidan. Diyor siz bana mı söylüyorsunuz böyle sen öldürdün diye. Asıl sen öldürdün diyor ve o günü de şimdi az sonra anlatacak. Kayınvalidesinin öldürdüğünü iddia ederek kendisini odaya kilitliyor ve rahmetlinin ailesine bu görüntüleri atıyor. Bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla beraber de Fadime Arslan'ın ölümü şüpheli kabul edilerek tabii ki doğal olarak soruşturma başlatılıyor. Haberimizi izleyelim. Zor biliyorum ama yine hepimizin çok çıkaracağı dersler var. Bugün Fadime Hanım'ın, siz iki kızısınız herhalde değil mi? İki kız ve damadı. Damadı da ben çok en üzgün. Büyük damatıyım. Siz en büyük damadısınız. 9 çocuk sahibi. Ben en sondan söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim de. Nasıl insanın 9 tane bir kadın 9 çocuğuna bakar da 9 çocuklu bir kadına bakılmaz ve bu kadar eziyet görür? Gerçekten inanılmaz. Biliyorum çok büyük, siz de vicdan azabı çekiyorsunuz. Ama pes diyorum, başka da bir şey diyemiyorum. Manisa'da gelin dehşeti. Yazıklar olsun sana. Şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Defol nereye gideceksin? 88 yaşındaki kadına gelin işkencesi. Yürü. O kadar şiddet uygulayan insan her şeyi yapar. Fadime Arslan neden, nasıl öldü?
Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar köyünde oğlu, gelini, torunu ve torununun eşiyle yaşıyordu 88 yaşındaki Fadime Arslan. 9 çocuk ve 25 torun sahibi olan kadın 9 Mart Salı günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ölüm haberi bizim arkadan geldi. Neyse ben bir gün evvelsi vardım zaten yanına. Annem yalmış. Bu surat kısmında bir şişlik karalık vardı. Ailenin dikkatini çeken ilk detay cenaze defin işlemleri sırasında ortaya çıktı. İddiaya göre hayata veda ettiğinde vücudunda morluklar taşıyordu 88 yaşındaki Fadime Arslan. Yıkama sırasında orada ebemin bir takım bu yüz çevresindeki ve boyun bölgelerindeki darp izleri, morluklar görmüşler. Yıkayan kadın şüphelenmiş, bu morluklar ne diye oluştu, ne diye sormuş. Gelini Fadime Arslan yataktan düşüp öyle olduğunu söylemiş. Hem görme hem de işitme zorluğu yaşayan yaşlı kadının ölümünde soru işaretlerine esas neden olansa vefatından birkaç hafta sonra gün yüzüne çıkartılan görüntülerdi. Kızım bunu başına görecek var mı? Ben cevabı yakınım. Defol, defolun nereye gideceksin? Ara! Yaşlı kadın farklı tarihlerde ancak hep aynı acımasızlıkla gelini tarafından feci şekilde darp ediliyordu. Azarlanıyor, dövülüyor, kendini ifade etmeye çalıştıkça susturuluyordu Fadime Arslan. Ben neredeydim? Abilerim şişirdi. Şişe! Bir başka görüntüde ise yaşına bağlı olarak yürüme yetisini kaybeden kadın ayağa kalkması ve yürümesi için zorlanıyordu. Yeter galiba! Peki kim, neden Fadime Arslan'ın ölümünden günler sonra bu görüntüleri paylaşmıştı? Fadime Arslan'la İdris Arslan'ın oğluyla gelini kendi aralarında bir husumet oluşmuş. Büyük bir kavga etmişler. Anneanneme yapılan işkenceleri o fidan gördüğü için, bildiği için, kendine de yapıldığı için bu şiddetleri bir nevi böyle belgelemek amaçlı videolar çekmeye başlamış. En son eşiyle tartışma yapınca evdeki İdris Arslan'la, kaynanası Fadime Arslan'la husumetle kavga artırınca bu defa fidanı suçlu tutmuşlar. Ebenin de ölümünden sen sorumlusun, sen şu yaptın, sen ettin falan gibicesinden. Fidan Arslan da tabii bu atılan iftiraya dayanamıyor. Daha önceden de böyle bir şüphesi olduğu için bu videoları yayınlamak zorunda kalmış. Ben böyle var görmedim ya. Vallahi bulunmaz Rahman'ın adı değer ya. Kız ben neredeydim? Kaç yol yakınım bitmiyor buradan sen. Defol, defol nereye gideceksin? Sana vuracağım. Ama bağırma. Ailenin şimdi tek isteği, gelini tarafından feci şekilde dövülen Fadime Arslan'ın ölümüne dair akıllarındaki sorulara bir yanıt alabilmek. Gelinimiz oluyor galiba. Ondan bunu beklemiyordum ben. Bu kadar işkence olmaz. O kadar şiddet uygulayan insan her şeyi yapar. Yeter galiba. Anneannemin ölümünü şüpheli buluyoruz ve bir an önce de aydınlanmasını istiyoruz. Olmaz anam. Eminim birçoğunuz ekrana bakamamışsınızdır izlerken. Bunlar bizim seçip yayınlayabildiklerimiz. Hiç böyle şey görmedim. Allah da göstermesin. Allah. Dediğim gibi işte Manisa'da bir köyde 88 Allah. Yaşında bir kadının yaşantısının nasıl sürdüğünün çok kısa Allah. Görüntüleri aslında. Bunlar vallahi inanılır çok gibi acı. Değil. Siz uzakta mı oturuyordunuz? Kızları olarak. Köyün içindeydik biz. Figan'ım bizim daha önceden ayağımızı o evden kestiler. Altın çaldı diye buruşmuşlardır. Bu benim baldızım. Ayağımızı kestiler. Bir benim hanım gelip gidiyordu. Bunu da kandırmışlar. O dayak atan kadın bunu... Şimdi hem vefat eden Fadime Arslan hem de gelinin adı da Fadime Arslan. Yani şimdi ikisine de Fadime deyince karışılmasın. Yani hem bu şiddet uygulayan... Kadın diyeceğim, kadın tutamıyorum, gelin diyeceğim. Bir an önce onun tutuklamasını istiyoruz. Benim de can güvenim yoktur. Dayağı görüntüledi. Kayınvalidem kaynanasını öldürdü boğarak. Soğudu mu? Soğudu değil mi? Ebenin elbiselerini giyip dans etti. Allah. Hadi be, hadi be. Korkunç olayda yeni görüntü. Anne kızmış şimdi, anne kızmış şimdi. Görüntüyü başa ne senin üzerine? Zorla girdi giydirdiler benim eltim Urfalı. Kayınvalide. Senin üzerine zorla giydirdikleri ne? Hangi kıyafet? Kimin kıyafeti? Ebe bir dakika anlatabilirim. Dur ebenin anlatacaksın. Tamam, kıyafetlerini bana verdiler. Giyin dedi bu ebenin ölümü için dedi. Allah Allah. Ben de giymeyeceğim dedi.
Ebenin bütün giyeceklerini dağıttılar hatta. Hayır. Evet. İzleyelim bir izleyelim. Evet. Soğudu mu? Soğudu değil mi? Ebenin elbiselerini giyip dans etti. Hadi be. Korkunç olayda yeni görüntü. Anne kızmış şimdi, anne kızmış şimdi. Bu kadar mı kumaşlandım? Yazıkları olsun sana. Büyük gelin mi yoksa küçük gelin mi? Fadime Arslan'ın herkesi dehşete düşüren işkence görüntülerinin yankısı son bulmadan yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Vallahi kızmış kızım. Anne kızmış şimdi. Bu defa 88 yaşındaki kadının dayak görüntülerini çeken küçük gelin Fidan Arslan cenazenin ardından evde dans edip oynadı. Allah. Hadi be, hadi be. Hadi la, hadi la. Ailenin gelinlerinden biri olan Güldane Arslan'a göre 88 yaşındaki babaannelerine eltisi Fidan Arslan da şiddet uyguluyordu. Fidan Arslan'ın zaten 2 senedir kavga evde huzur bulamadılar. Fidan Arslan bunu komple kurmuş. Etrafta duyuyordu, oğlanlar da duyuyordu. Altı üstü oğlan bir gelip de ana sen ne bağırıyorsun demediler. Böyle boğum evleri yıkadı. Herkes biliyor yani koca köy biliyor. İlgilenmiyordu ki Fidan Arslan. Fidan Arslan gittikten sonra jandarma da eksik olmadı, hırsızlık da eksik olmadı, kavga da eksik olmadı. Bir kayınlamın değil bizim hepimizin psikolojisi bozuldu ya. Kayınbabamın kardeşlerini, evlatlarını, herkesi birbirine kattı bu. Güldane Arslan'a göre kayınvalidesini engellemek yerine gizlice onu görüntüleyen eltisi Fidan da 88 yaşındaki Fadime Arslan'a bir zarar vermiş olabilirdi. Görüntüler ortada. Fidan Arslan madem böyle şiddetleri gördü bizlere ne haber vermedi? Bakmayacağım, etmeyeceğim. Ebenin üstünü kilitliyordu. Kayınlama susluysa Fidan Arslan da suslu. Anne dur neden dememiş. Mehmet abim de varmış, kayınbabam da varmış, Fidan kendi de varmış. Dördünün arasında Fidan Arslan'dan şüpheleniyoruz biz şimdi. Güldane Arslan'ın genç kadına yönelik suçlamaları bununla da sınırlı kalmıyor. En dikkat çekici suçlaması ise eltisinin taziye evinde gülüp oynaması. Hatta bunun videoya çekilmesi. Fadime Arslan öldükten sonra gelin Fidan Arslan çok seviniyordu ya. Ağlama numaraları yapıp çok seviniyordu. Hatta bir video da çektik. Ebenin giyeceklerini giyip böyle sevinerek oynadığı video da var bizde. Gerçekten de Güldane Arslan'ın dediği gibi Fidan Arslan üzerinde başkasına ait olduğu anlaşılan kıyafetlerle oynayarak kahkahalara boğuluyor. Hadi be, hadi be. Hadi la, hadi la. Fidan'ın kayınvalidesi olan işkenceci gelin de aynı ortamda gülüp eğleniyor. Anne kızmış şimdi, anne kızmış şimdi. Ancak akıllara yalnızca şu soru geliyor. Bu görüntüler bir cenaze evine mi ait yoksa bir kutlama anına mı? Şimdi annemin anladışı Mehmet abim içeride dururkana Fidan'ı yalnız bırakmış ebeğine. Ebenin yıkıldığı anda kendi içeri battaniyesine almaya gitmiş. Battaniyenin yataklarını değiştirmiş geri gelmiş. Babama çağırıyor İdris buraya gel. Orada yattığı yedi içeri yatırıyorlar hepsi bir orada geçiniyor. Yani öyle Fidan Arslan tülbenine Fadime Arslan'ı öldürdü diyorsa kendi de yapabilir. Fidan kendi de yapmış olabilir. Vay vay vay, cenaze evine bak be. Döven büyük gelin oturuyor. Bunları görüntüye alıp his sesini çıkartmayan küçük gelin de giyiyor ölen kadının elbiselerini deli deli dans ediyor. Hayır Müzahan'ım, kayınvalidem ebenin yatağın altını açtı. Giyeceklerini ben almayacaktım. Hatta büyük ne giyiyorsun kızım, niye giyiyorsun? Giymeyecektim, zorla giydirdiler. Zorla? Yalan söylüyor ya. Sen de zorla öyle dans mı ettin Kızılderili gibi? Ya zorladılar beni, ben çekmeyeceğim. Ben video çekmeyi bilmiyordum. Kim tuttu senin kolundan da dans ettirdi bunu? Kolundan da tutamam seni, zorla oynatamam seni. Çekmeyi bilmiyordum, yatağın altından kaldırdı. Annen de orada kızın mı? Annen de orada gülüyor. Annen de orada gülüyor. Ben oynadım, oynamadım demiyor. Şu görüntüye bakar mısınız, dur. Beni hayır oynamıyor musun sen? Vallahi yüzmüş bilmem. Oynadım. Beni tehdit ettiler. Oynamazsan seni bu evden kovarız dedi. Çeken yani kadın ölmüş oturuyorsunuz taze evinde böyle kadın öldü diye dans ediyorsun. Allah'ım yarabbim. Beni bak büyük eltim ortanca eltim bana bak bunu çeken ne diye seslendi bak. Bunu çeken kim? Pınar Arslan. O kim? Urfalı. Eltim. Urfalı'yı sormuyorum nereli olduğunu. O da diğer eltim. Eltim. O da diğer torunun karısı yani. Evet. Ne güzel memleket ya. Vallahi helal olsun be. Şiddet uyguladığı görülen gelin de, gelin demeye utanıyorum ama yani yayınımızda. Hanımefendi bu görüntüleri izlediniz. Zaten yaptığınızı biliyordunuz ama sizin vicdan durumunuz nedir? Önce öyle başlayayım. Vicdanınız rahat mı şu an?
Murat. Vicdanım Murat. Tahmin ben etmiştim ben bu cevabı. Ben 40 senedir bakıyorum bak. 40 senedir, 30 senedir mesela, 25 senedir ayrıldık. 25 senedir kıyınımda tek başıma. Bunları bana tuzağa düşürmüş. Ben böyle yapmadım. Görümcelerime götür dedim. Kendime mederim yok dedim. Götürmedi. Yalınız yazıklar olsun. Yine de yazıklar olsun. Tamam. Ben iyi baktım. Ben elimden geldiği kadar yaptım. Ben Fidan Aslan'ı böyle ben bilmiyordum. Fidan Aslan oynuyor. Fidan Aslan film çeviriyor. Etme kızım. Bu evini evin yapma yavrum. Kendi yaptı. Rahmetlinin maaşı var mıydı? Vardı. Nereden kaldı maaş? Dul maaş. Kocasından mı? Dul maaş. Onu bilmiyorum. İki kocasından ama kayınpederim alıyordu. İki ayda 500 lira. Peki devlet veriyor muydu bakım parası? Hayır, vermiyordu. Hayır, yeni hayır. Yazdırdılar. Hem şuna bak ya. Yeni yazdırdılar. Ya. Ben de vardım. Muhtar da geldi. Hala şuna bak. Sana bu dansı yaptıran birisi mi zorlattı? Aynen, kayınvalidemle görünce ne diye ne diye o dans yaptı? Hanım sizden şunu istiyoruz. Ebenin giyeceklerini çıkarttılar bana. Ebenin ölüm giyeceklerini dedi. Birazını sana verem dedi. Evet. Ebeyi sevdi, baktığın için dedi. Ebenin biraz giyeceklerini sen al dedi. Ben aldım. Hatta o giyecekler de benim yanımda. Oynadım, oynamadım demiyorum. Oynadım ama oynattırdılar. Ölümünden kaç gün sonra? 2 hafta mı? 2 hafta falan. Ben tam bilmiyorum. 2 hafta. Yani o rahmetlinin kıyafetlerini giyip... Kayınvalidemle eltim giydirdi bana zorla. Allah Allah. Zorla giydirse de zorla oynatamaz ki kardeşim yani. Oynattı, kayınvalidem kendi oynattı. Sanki önünde 40 tane enstrüman çalıyor. O rahatlıkla zıplıyorsun, oynuyorsun. Yok yok olma. Yani. Ben... Kızılderili dansı gibi. Gül Hanım konuşabilir miyim? Ne yani o dansın anlamı ne yani? İyi ki öldü. Oh 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 oh. Hayır ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Oh oh onun kıyafetini giyip bu. Sen bunu dünyanın neresinde izletirsen izlet. Herkesin aklından aynı şey geçer. Oh oh iyi ki ölmüş. Yuh ya. Başka da bir anlamı olamaz yani zaten. Yani hiç tanımadığın birinin cenazesine gitsen, taziye evine gitsen de gidip öyle yapamaz. Düşmanımın gitsem taziye evine. Düşmanımın diyorum. Yok hoş ama olsa. Evet. Yine öyle oynayamam. Olur mu ya böyle? Ya hiç mi size? Ona soruyorum. Gel büyük kayınvalidene soruyorum. Vicdanın sızlıyor mu? Vicdanım rahat. Sana soruyorum. Vicdanın rahat. Hepinizin rahat. Yok abi, benim vicdanım de, rahat değil. Hepimizin vicdan muhasebesi bu kadar farklı mı ya? Yük Hanım vicdanımız... Sizin sülaleye mi böyle hani bu kadar vicdanımız şey? Vicdanımız rahat değil. Ben 2 aydır o eve giremiyorum. O gün neler oldu? İşkenceci gelin anlattı. Böyle uzattık. Aa burada salladım ana. Manisa Selendiye bağlı Rahmanlar köyündeki acımasızca dövüldüğü evde oğlu, gelini, torunu ve torununun eşiyle yaşıyordu 88 yaşındaki Fadime Arslan. Ana! Dayı! Yaşlı kadının adım mesafe uzaklıktaki komşuları ise oğullarıydı. Bura kendi evimiz. Burada en büyük kayınımın evi. Kayınındaki de oğlu İsmail. Buralarda sığır da mı? Bu da küçük kayınımın Halil'in evi. Yukarıdaki de benim adamın küçüğü Ramazan'ın evi. O da kayınım. Bu kadar yakın bağırıyor. Azemir hastası. Öyle bir şey olsa onlar mesela seyirdir gelirler. Gördüğü işkence ortaya çıkmadan birkaç hafta önce dehşetin yaşandığı o evde 9 Mart'ta hayatını kaybetti 88 yaşındaki Fadime Arslan. Acaba yaşlı kadın o gün hayatını nasıl kaybetmişti? Bu soruya yanıt veren olay anına bizzat şahitlik eden dayakçı gelindi. Burada yer yatağında yatıyordum. Ana abla ma dedi. Sevinerek geldim. Aç denemem dedi. İnersin ana dedim. Böyle açtım. Daha böyle tuta yürüdüm. Sevindim bu dedim. Böyle eziyet etmedi. Buraya geldi kendini attı. Daha böyle kendini attı. Ana bura değil dedim. Öyle döndü. Burada değil. Buraya kalkmadan sırt üstüne böyle devrildi. Ben de yokladım. Altı ıslak. Hemen kalktım. Gelin de oradan girmedi. Ne oldu ana? Kızım ebeye dedim. Bak burayı yıkıldı dedim. Ebe ne oldu dedi. Kızım dedim ıslak dedim. Dona seyirttim. O burada kaldı. Ben daha böyle geldim. Bir baktım burası ıslak. Buraya yatıramam ben bunu dedim. Hemen üstünden sıyırdım onları attım. Aa buradan keseden geyceğini aldım. Aynı yine gersine geri gittim. O sırada eşiniz İdris Bey nerede ne yapıyordu? Yatıyordu burada daha bak yatıyordu. Yaşlı kadına işte ne olduysa bu sırada olmuştu. Yaşlı kadın yerde yatarken büyük gelin gitmiş yerine küçük gelin gelmişti söylenene göre. Gelin de buradaymış hali başında. Bu dedim bu neden böyle etti dedim. İdris Seyit kızım bu bana çağır dedim. O geldi ana yok kızı kollarını salmış bu dedi tuttu.
yoktu. Üçümüz kucakladık, içeri aldık, vardık. Böyle uzattım oğlum, abi böyle. Böyle uzattık. Aa burada salladım, ana. Kız bana suya bakam dedim, başından aldım. Böyle ağzına suyu çaldım oğlum. Kıpırdamadı. Bu dedik gitmiş. Seyit kız amcan yengen çağır ver bakalım dedi. O da o ölmüş dedi. Ölmüş de işin. Ben de ayaklarını öyle ettim. Buradan bağladık. Çenesini çektim. Ağzına su çaldım yine yutmadan. Öyle vallahi sıkmam yok. Peki defin hazırlık işlemleri sırasında cenazeyi yıkayan kadın kendisine morluklar hakkında hiçbir şey söylememiş miydi? Ben çıktığımda iki görümce vardı başında. Sabunladık. Durla Hakan'a bir yanını devirdik, durladık. Yalnız Durla Hakan'a burayı cimcik kanada. Orayı pamuk koyuverdi o kadın. Öyle bir şey demedi ya. 88 yaşındaki kayınvalidesine arka arkaya indirdiği darbelerden, ettiği işkenceden ve kötü muameleden pişman olduğunu da ileri sürüyor Fadime Arslan. Nasıl yaptım ben bunu diyorum bak. Ben tuzağa düşmüşüm demeyi ki bak. Gelin tuzağa düşürmüş beni. Pişmanım bak. Ben kendi kendime, ben diyorum ne yaptım diyorum, ben ne yapmışım diyorum ya. Benim şart ellerim atık, benim psikolojim bozuk ya. Allah'ım affetsin. O yüzden çekeceğim çilla varsa yatarım, çekerim oğlum. Allah'ım sonunu hayır getirsin, affetsin. Ben ne yaptığımı bilmiyordum diyor aslında. Benim de psikolojim bozuktu, ben de ne yaptığımı bilmiyorum diyor. Anlattığına var mı bir itirazın? Kayınvalide... Onun anlattığı gibi mi oldu? Hayır. Biz hepimiz şu anda seni dinliyoruz. Kayınvalideni öldürdü ya, nasıl öldürdü ya? Altını değiştirirken burasına bastı zaten, kendim ilk videoda. Ama daha altını değiştirmeye kalmamış ki, ondan evvel kafasını yere vurdu, boğdu diyorsun. Tamam, hayır. Vurdu. Kafası, şurasını tuttu, yere koydu, vurdu. Tamam. Sonra... Fidancığım ne oldu? Hı? Aslında her şey başka türlü mü olmuştu? Şimdi bir böyle anlattın, değiştiremiyor musun? Hangisi? Canım başka bir şey demeyeceğim. Kesinlikle bir şey demeyeceğim ben. Anlattığım bu kadar benim. Başka bildiğim yok. Anlattıklarının farklı farklı olduğunu farkına varınca şimdi ne diyeceğini mi bilemiyorsun? Demeyeceğim. Hı? Kendileri haklı, ben suçsuzdurum. Bir şey demeyeceğim. Bir şey anlattın, sonra başka bir şey anlattın, sonra hayır, başka bir şey anlattın. Her şey bu kadar basit de, belki de eşinden, kayınvalidenden intikam almak için anlattın. Olandan evet. Biraz farklı anlattın. Şimdi işin içinden mi çıkamadığın için yok, bu kadar içinden işin içinden çıkamadım değil. Aklım gitti iyice. Bir şey diyemeyeceğim. Ne dediğimi bilemiyorum. Ama doğru tektir. O gün ne yaşandıysa onu anlatacaksın. O gün ne olduysa onu anlat. Bilelim istiyorum. Sen ne olduysa onu anlat. İlla ki öyle böyle değil. Anlıyorum. Eşine de kızgınsın. Hanım kafam çok karışık. İnan ki var ya. Bak sizi de üzmek istemiyorum. Özür dilerim bak. Hayır, abamsınız sana, gerçekten özür diliyorum. Ben sana çok normal bir şey soruyorum. Diyorum ki. İyice psikolojim eşinden, bozuldu bak. Gerçekten psikolojim bozuldu. O evin içinde psikolojim bozuldu. Hani şimdi ağzından ne çıktığını inan ki var ya aklım almıyor. Bilmiyorum ne dediğimi bilmiyorum artık. Bilmiyorum ya ne dediğimi bilemiyorum. Bunları keşke yaşamasaydım. Seni çok mu üzdüler o evde? İnan ki çok üzdüler. Beni bu an onlar getirdiler. Niye seni istemediler? Bilmiyorum onlara bir sorun ya. Bilirsin niye istemediler seni. Sen bir şey ya hiçbir zararım dokunmadı. Adresim Fidan'ın bir zararı bize dokundu mu? Etrafa da aynı şekilde söyleyin. Bak. Herkesin numarasını vereceğim. Aslında yayına katılacak da katılamıyorlar. Onlar aynı şekilde bize de işkence edecekler diye korkuyorlar. Numaraları da bizde var. Ses kayıt, bak telefonumun ses kaydını alıp
amcalara bana neler diyor. Sen Fidan diyor ki, bir de kayıt ses kaydı hayır öyle değil yani şey dokumasını alın. Vallahi ses kaydı yok. Mikarım ses kaydı yok. Bak dokumasını alın. Bunlar anladım, bütün tamam. Amcaları diyor ki biz tamam. Onlardan korkuyoruz. Yani seni istemediler mi? Sen dışarıdan geldin bir gelin olarak ondan mı istemediler seni? Bilmiyorum. Onların düşündüğünü bilmiyorum. Tamam, peki, hiçbir zaman bak benim kayınvalidemle aram iyiydi. İyi. Kayınpederimle iyiydi. Bak her oğlunla kavga ettiğinde kayınpederim benim arkamdaydı. Vallahi da billahi benim arkamdaydı. Aracılar da benim arkamdaydı. Peki kocanla niye geçinemiyordun? Seni dövüyor muydu, aldatıyor muydu, para mı vermiyordu? Onu bilmiyorum. Hayır, yok, niye para geçinemiyordu? Bilmiyorum ya. Yüzünüze bir söyleyeyim. Bak yüz yüze hiçbir zaman onu üzmedim. Hiçbir zaman onu ağlatmadım. 6 ay gittim ben onu hiçbir zaman ağlatmadım. Ben 6 ay önce gittim geldim. Eşim bana dedi, eşimin telefonunu aldı. Mehmet dedim, bu yabancı karılar kim dedi. Sen gittikten sonra dedi ben onlarla tanışmak istedim dedi. Aha yüzü. Mehmet dedim bunları siler misin dedi. Sildi. Yanımda sildi. Aynı şekilde iş yerine gitti yükledi. Çocuğum olmuyordu. Hiç yani yeni Allah, evli Allah olduğumda sayesinde. Çocuğum olmuyordu. Kayınpederimle Pınar Ars'la senin çocuğun niye olmuyor? Sende sıkıntı var diye söylendi. Bana bir hastaneye gözük dedi. Ya sende ya oğlumda sıkıntı yani var Pınar, dedi. Pınar mı sana söyledi ilk çocuğun olmuyor diye? Evet. Kayınpederimle ikisi söyledi. Sizde sıkıntı var dedi. Siz niye çocuk yapmıyorsunuz dedi. Sen Pınar'a kızmadın mı sana böyle söyleyince? Ne olacak söyledim. Ki? Ben dedim yeni olmuş. Gelinim dedim. Daha bak yeni gelinim dedim. Yüzüne söyledim ya. Ben Pınar, dedim şu Pınar an dedim yaşı ona... bu... Pınar babam, o sırada hamile babam miydi? Babam hiçbir zaman kullanmayacak kelime. Sizin Pınar o sırada olmuyor. Hamile miydi? Hayır değildi. Sonra mı hamile kaldı? Hiçbir zaman demesin. Bilmiyorum hamile kaldığını bilmiyordum. Hayır Pınar'ın sonra bebeği olmuş ya işte. Biz zaten oraya geldiğimizde hamileydi diyor bana dedi. Hamileyim dedi. Anladım ama senin çocuğun da olmuyor dedi sana. Aynen benim çocuğum olmuyor dedi. Fidan dedi sende sıkıntı var yumurtalıklarında dedi. Ben yaşadım dedi bunu. Kızdın mı sen Pınar'a? Kızdım. Falan? Ben dedim bu yaşta dedim hatta... Evlendiğimizde bize bir tane kitap verdi. Sonra aslında Pınar'ın fotoğraflarını çekip çekme meselesi ondan intikam almanın bir yöntemi miydi? Hayır, vallahi hayır. Sana çocuğun olmuyor demiş. Kendisi o sırada hamile. Ondan sonra fotoğraflarını çekersen artık bir daha sana istemediğin şeyleri söyleyemezdi. Hayır, hiçbir zaman onu tehdit etmedim. Yani dürüst konuşalım. Sen ya fotoğrafı çektin mi çekmedin mi? Vallahi çekmedim, billah çekmedim. Çekmedin, anladım. Çekmedim. O zaman iki elti sana bu şekilde iftira atıyor. Atıyor, bak ben Allah'a güvenerek, bak annemi bile dayısı hani... Hani şey etmem yani savunmam. Ben Allah'a güvenerek geldim. Benim benim kendi babam anladım. İstemedi buraya gelmemi. Anladım. Ben gideceğim dedim ya. Peki daha sonra bu evden seni atmaya kalkıyorlar. Aslında çok haksızca atmaya kalkıyorlar. Çünkü sen kimseye bir kötülük yapmıyorsun ama. Vallahi yapmadım. Adesinden Fidan'ın bir zararı dokundu bana ya. Ve o sırada da kayınvaliden bakıyorsun ki ebeyi dövüyor. Bu ebeyi döverken ki görüntüleri hani seni böyle sürekli evden gönderiyorlar, alıyorlar, getiriyorlar falan. Böyle bir şey de onlardan intikam almak için mi çektim? İntikam altı şey ben intikam için çekmedim. Ben ne için dedim ki ilk 6 ay gittim ya buradan 2,5 aylık hamileydim ben. Abamın yanında doğum yaptım ben. Ha sen hamileyken ailenin yanındaydın. Evet. Hamileyken abamın yanında 2,5 aylıkken gittim ben buradan. Eşim beni hırpaladı hamileyken ondan gittim ben. Sen evdesin, geldin. Kayınvalidenin aran iyi, kayınpederin aran iyi ama kocan seni istemiyor. Bana anlattın o. Arkadaşları anlattım. Bilmiyorum ama. Abla bana diyor ki hani ikimiz aynı hani kayınvalidemle kayınpederim evde olmadı mı? Ben seni seviyorum. Ben sen benim her şeyimsin. Sen olmasan ben evlenemezdim diyordu. Aha yüzü. Sen olmasaydın ben evlenemezdim. Tamam. Kayınvalidem de zaten kendi diyordu. Yemin ediyorum kendi diyordu. Fidan dedi sen olmasaydı Mehmet dedi kaç yaşına kadar gelmiş dedi evlenemezdi dedi. Tamam. O köyden dedi hiçbiri istemiyordu dedi. Nasıl evlendin dedi. Bir şaşırdık dedi. Nişan yüzük taktığını bilseydim dedi, ayırırdım kızım dedi. Kocan seni istemiyor değil mi en son? Evet, istemedi. Niye istemedi? Bilmiyorum. Ama mutlaka bir şey söylemiştir sana. Bak bilmiyorum, hayır var ya bir şey sorayım, hiçbir zaman eşimi hiçbir zaman hırpalamadım. Hayır, şimdi seni istemiyorum bu evde demesinin bir gerekçesi olmalı. Ne diyordu sana? Sevmiyor muymuş artık seni, istemiyor muymuş, ne? Ya ailem, bak ailem ondan başlık parası aldı diye... benim ailemi kafasına taktı. Vallahi taktı. Bütün abileri de yengeleri de biliyor. Benim ailemi kafasına taktı. İki yıldır evliyim. Bir kere olsun kaynana. Hayırlı cumalar ya da nasılsınız? İyi. Beni bile dahil göndermiyordu oraya. Anladım. Göndermiyordu. Peki o sırada da şimdi senin kayınvalidenin şiddet görüntülerini görüyorsun ya. Şimdi sen onu evet, herhalde görüyorum. İlk gün çekmedin. O yapılıyordu o.
Ya, senin aklına bir fikir gelmiş olmalı. Şimdi evet, kayınvaliden çektim. Ebe'yi dövüyordu. Sen ne düşündün de ya dur ben de bunları bir şey altına ben alayım. Ben de elime kamera... bir kanıt geçsin diye çektim. Heh, o kanıtı ne için çektin? Çektim yani hani kendimi kanıtı... haklıya çıkarmak için çektim. Bir dakika, kendini haklıya burada çıkartmazsan. Kendini haklıya kocan seni istemiyor. Şimdi sen o görüntüleri çekiyorsun. Evet. Orada kendini haklı çıkaracak anlatıyor. Bir şey yok. Neyin kanıtını çekecektin? Ne olacaktı da neyin kanıtını? Ya durmadan evlendiğimizden beri eşim senden boşanacağım senden. Ya boşanacaksan git boşan diyordum. Aa yüzümle. Tamam. Boşanacaksan git boşan diyordum. Tamam. Ben boşanmayacağım dedim. Yine aynı şekil. O boşanacak ben boşanmayacağım. Süreceğim öyle. He. Sen eşin senden boşanmasın diye tehdit etmek için mi annesinin görüntülerini çektin? Hayır. O beni tehdide, ben onu tehdide etmek için çekmedim. Için ben bunları, çekmedim? Amcaları bana inanmadı. O yüzden çektim, amcalarına dağıttım. Bir ben dakika, kendim... Ama bir dakika, amca mevzusu kavga dövüşten sonra. Biz daha öncesindeyiz, daha sen o evde oturuyorsun. Ha, tamam. O evde otururken, o kamera düzeneğini kurup neden bu görüntüleri çektin? Bak bunu niye soruyorum? Eşimle kavga... Bak şöyle bir şey var. Tamam, ben böyle bir şeye şahit olsaydım ve korksaydım bana da bir şey yaparlar diye... ...yine çekerdim, belki o an ses çıkaramazdım... Ama o an çocuğumu alır, çektikten sonra oradan tüyerdim. Giderdim jandarmaya da verirdim. Kimse bana niye çektin diye soramazdı. Tehdit ettiler. Tamam. Bak şimdi bu yöntem de var. Bu benim dediğim yöntem, senin de yapabileceğin bir yöntem. Sen evde oturuyorsun. Ebe'nin dayak yediğini görüyorsun. Evet. Ve gün gün bunları görüntülüyorsun. Telefon bu almıyordu. Ben yoksa alırdım çoktan. Tamam. Bu görüntülerle ne yapmayı planladığın için daha kocanla aynı odadasınız. Daha problem yok. Ne yapmayı planladığın için çektin bunları? Bunları ben hani Ebe'yi işkence ettiklerini kanıtlamak için gösterdim. Kime kanıtlayacaktın? Kızlarına, oğlanlarına. Ama sen bir şey söyleyip de onlar sana hayır dememişler ki sen gidin de Duda Hanım'a kulağına dövdü dedin de o sana inanmıyorum demedi ki daha kimse bilmiyor bunu. Sen bunu gün 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 çekiyorsun. Evet. Tamam çekecektin ve ne yapacaktın? Mesela A şıkkı. Kocan seninle boşanmak istediğinde? Kanıtları gösterecektim. Gösterecektin ve benimle boşanma mı diyecektin mesela? Yok, boşanma demeyecektim ben. Ne diyecekti? Boşanacaksan boşan, ben de kanıtları göstereceğim dedim. Ama o onun kanıtı değil ama. Benim hani, benim düşündüğüm, benim kendi düşündüğümü söyleyeyim size. Söyle, doğru söyle. Dur, bak hayır, kendi hani aklıma geleni söylüyorum size. Eşim durmadan boşanıyorum diyor ya. Ben de hani eşime gösterecektim. Bak Mehmet sen benden boşanacaksan ben de böyle bir şey paylaşacağım diye söylenecektim ona zaten. Ve benden boşanma diyecektin. Ben de o da diyecekti o hani fikrimi söylüyorum size. O da diyecekti Fidan bunları dağıtma ben senden boşanmayacağım sil yanında hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. Diyecekti sana öyle düşün. Diyecekti ben öyle hayır gülecek bir şey yok ki. Niye gülüyorsunuz? Ben bunu ondan bekledim ama o bana her zaman ters tepki verdi. Anladım. Peki sen bir şey daha söyledin. Dedin ki biz aslında evde kayınvalidem yokken yani kayınpederim yokken o beni çok seviyordu. Aramız çok güzeldi. Evet her gün seni yani sizin aslında ayrı bir eviniz olsaydı ya da kayınvaliden ebe o kayınpeder evde olmasaydı siz hepiniz aslında mutlu bir çift olacaktınız değil mi bebeğinizle? Aynen mutlu olacaktık. Kendi de söylüyordu. Yani aslında sizin mutluluğunuzu bozan kayınvaliden ebe kayınpeder. Hayır. Benim eşim onların ağzına bakarak üstüme geldi. Heh, aynı şey söylüyoruz. Yani sizin ayrı bir eviniz olsaydı ya da onlar evde olmasaydı siz de mutlu olur muydunuz? Bunlar gelmeyecekti bizim başımıza. Siz mutlu mutlu devam edecektiniz. Aynen. Anladım. Yani aslında ebenin gitmesi... Hayır ben size öyle bir, düşünmedim. Bir artı bir mutluluktu. Ebe benim de ebem var ya. Benim de iki tane ebem var 85-110 yaşında. Kendi 110 yaşındaki ebenin başında çuval geçiriyor musun? Hayır. Heh. Ben geçirmedim. Vallahi da billahi geçirmedim. Kim geçirdi? Vallahi bak kimse yoktu bak yemin ediyorum geçirmedim. Kim geçirdi? Bak ben de görmedim. Bak ben de onların geçirdiğini görmedim. Hani benim ne kadar da eltilerim yani ne kadar da beni kötülesin. Ben onların geçirdiğini görmedim. Onlar da hani görmediler beni. Çünkü öyle bir şey anladım. Yapmadım. Peki aslında ebe vefat etti. Ebenin arkasından da bu görüntüler çıktıktan sonra da onun da kanıtını verin. Kayınvalidenin de tutuklanması gerekiyordu. O zaman kim kalacaktınız evde? Kocam, bebek ve kayınpeder mi kalacaktınız? Yok ben gitmeyecektim ki o eve. Yukarı bir şey söyleyeceğim. Bu kanıtlardan sonra ben gitmeyecektim eve. Ama şöyle değil miydi aslında senin şeyin? Sen gösterecektin onu kocana bu görüntüleri. Kocan da sana tamam gösterme sen bunu kimseye deyip seni eve kabul edecekti.
Ama tam tersi bir durum oldu anladığım kadarıyla. Sen videoları gösterince Mehmet sana ters tepki gösterdi değil mi? Niye aynen, bunları çektin? Aynen. Ne yaptı sana? Ya ters hayır, tepki gösterdi. Hayır. Dur bir dakika, ne yaptı sana? Ters tepki gösterdi bana. Ne yaptı? Hani göstermedim daha. Tabii. Gösterecektim, o ha, bana ters tepki verecek diye şey ettim. Durun bir dakika. Heh. Ben eşimle sürekli kavgalı olduğum için ha, bunu ben eşime söyleyecektim. Hani Mehmet yalnız ikimiz kaldık mı bana iyi davranıyor. Ben de hani yalnız kaldığımız zaman dedim göstereceğim dedim. Göstereceğim anda dedim belki bana hani aynı şekilde ben boşanmayacağım diye bir daha söylenmeyeceğim diye söylendi. Hı. O bir daha boşanmayacağım etmeyeceğim böyle lafları diye gösterecektim bana. Baktım o beni tersleyince ben göstermedim. Göstermedin, direkt odaya gittin, kapıyı kapattın ve Zeki amcaya, Mustafa amcaya Gülsüm yengeye attın. Seni bu evde dedi, boşanacak mıyım dedi. Evet. Zaten ilk kavgamızda beni boğmaya kalktı yatağın başında. Kayınpederime seslendim, kayınpederim aynı şekilde sen yaptın sana dedi. Sana çok açık bir şey soracağım. 30 saniye önce neyi çok mutluyduk diyor. Dedi. 30 saniye dakika, sonra. Bu kavgayı dedi, bu kavgayı sen çıkarttın dedi. Git oğlum, bak oğluna hiç demedi, oğlum. Bu kadından ne istiyorsun? Bu kadın sana ne yaptı demesi lazım değil mi? Ben bunu kayınpederimden bekledim. Misafir misafir istemez, ev sahibi hiçbirini istemez hesabı var. Kayınvaliden kendi kayınvalidesini istemiyor, sen ikisini birden istemiyorsun. Evet. Yok, hiçbir zaman ikisini istemiyorum demedim. Ama ben senin yerinde olsam isterdim. Çünkü onlarla beraberken kocam bana iyi davranmıyor. Onlar olmadığı zaman bana güzel davranıyor. Aha yüzü. Tamam. Kendinize bir söyleyin, tamam, niye öyle davranıyor? O zaman, tamam. O zaman onlar olmadığı zaman sen de kocanla mutlu olacaksan niye isteyeyim ki ben onları evde? Ben hani evden ayrıldığımda ben her zaman söyledim hemen evi ayıram. Ben evin içinde yatmayacağım dedim. Heh. Yatmayacağım ben, tamam, evin içinden ayrılacağım diye yani sürekli aslında kafasına girdi. Yani aslında şu anda ebe öldü, kayınvaliden tutuklanırsa evet, amacına ulaşmış olacaktım. Aynen. Değil mi? Hı? İlk defa ölüm gördüm. Hiç hayatımda görmedim ölüm. Benim kardeşim öldü hiç görmedim. Benim babamın çocuğu öldü hiç görmedim. Çünkü ölüm hiç görmedim tamam, ben. Tamam sen onu geriye yatırdığında o ölüyor muydu artık? Kendim yatırdığımda ağzı yemin ediyorum ağzı açıktı gözleri açıktı. Hiç boğazına sıktı mı peki sende? Hayır vallahi sıkmadım. Yemin ediyorum sıkmadım. Bak yeminle konuşuyorum peki, sıkmadım. Peki o zaman daha sonra kayınvaliden o eşarpla gördüğünde eğer kendi kendine öldüyse de eşarpla gördüğünde ben bu fotoğrafı çekeyim daha sonra da nasıl olsa hani öldü bu eşarpla da boğarım derim onu da tutuklarlar biz gene evde yalnız kalırız mı diye düşündüm. Hayır öyle hiç düşündüğüm yok. Düşünmüşsün biraz. Vallahi hiç düşünmedim. Ben o videoları o videoları çekerken fotoğrafları çekerken ya, Fidan, vallahi hiç düşünmeden Fidan, çektim Fidan, ben onları. Fidan düşünürsün çünkü zaten gitsin istiyorsun kadın evden. Kayınvaliden evden gitse siz baş başa kalacaksınız yani. Hazır orada kadın ölmüş. Orada yanında eşarp var. Ya dur bu da benim elimde bir delil kalsın demişsin işte. Doğruyu söyle. Dediğiniz gibi olsun bir şey diyebilirim. Yok benim dediğim gibi olmasın. Senin dediğin olsun. İyi olur. Sen de. He? Tamam peki. Dediğim olsun. Hangisi? Ne yani? Allah. Niye çektin o fotoğrafı? Vallahi bak yine söylüyorum. Vallahi bak çocuğumun üstüne de yemin ediyorum. Ben onları düşünmeden çektim. Şöyle düşünmüş olabilir misin? Yani eşim bana git diyor. Aslında kayınvaliden gönderme dese. Değil mi? O zaten herkes istiyordu benim oradan gitmemi. Ama eğer sen böyle bu fotoğrafları kayınvalidene gösterirsen kayınvalidene ona diyecek ki hayır burada kalacak diyecek senin için. Yo benim telefonumu kıracaktılar ki. Hı? Benim telefonumu kıracaktılar. İlk gösterdiğimde kırmaya kalktılar. O sonraki olay ama ben şimdi daha en başta. Tamam hayır ilk ölen şeyini söylüyorum ben zaten, hı, size. Ben o videoları gösterseydim eşim, kayınvalidem ya da kayınpederim telefonumu mutlaka kıracaktı. Sen de ablana atmış olurdun, ben ablama attım dersin. O zaten onlara da attım ki. Yani onu yerde çekmenin nedeni kayınvalideni tehdit etmek için değil miydi? Evet hayır ya doğru söylüyor. Madem bu kadar açık konuştun. Evet bu kadar.
Evet, ben tehdit... Onlar beni çok tehdit ettiler, ben de tehdit etmek için yaptım. Peki öldürdün mü gerçekten kayınvaliden boğarak? Gördün mü? Gördüm. Boğazını sıktı, bak... Yine söylüyorum, boğazını sıktı. Kafasını yere indirdi. Hatta kadın bu şekilde kaldı. Ben kendim buralı, bak bu şekilde, bak... Burasından bile dayı tutmadım. Sadece de iki omuzlarını tuttum, yatırdım, kadın ağzı açık, gözü açık yattı. Yani sen bugün geldiğimiz noktada dürüstçe bütün intikamları, onları, bunları bırakıp kayınvalidenin bile isteye öldürdüğünü düşünüyor musun ebeyi? Evet, işte, biliyorum. Bilerek? Evet. Müge Hanım, bu şeyleri elinin kesildiği an bundan bir ay öncesi bana bu görüntüler geldi. Kim attı? Fidan'ın ablası Tuğba attı bana. Hı. Tuğba atınca ben de dedim ki bu görüntüleri eşime gösterdim. Eşim de dedi ki ben dedim kardeşlerine atacağım bu görüntüleri dedim. Hı. O da dedi ki Gülhan'a dedi atma dedi. O dedi hasbı temelli hasbıdır dedi öbürküleri at dedi. Uşak'ta bir görümcem var ona attım. Ondan sonra burada öğretmen kaynım var ona attım. Ondan sonra Gülhan'ın eşine telefon açtım. Onun eşinin numarası var bizde. Telefon açtım. Yılmaz dedim. Gülhan evde mi dedim. Evde dedi. Bana verir misin dedim. Verdi. O Gülhan dedim. Kızım dedim. Annen o evde dedim. Eziyet görüyor herhalde dedim. Elini bıçakla kesmişler dedim. Bak, git dedim onu de dedim. Ananızı dedim. Siz nasıl bir evlatsınız dedim. Gidin ananızı dedim. Alın dedim. Bir ay sen bak. Bir ay ablan baksın dedim. Zararı yok dedim. Zararı yok dedim. Hani gidecekti götürecekseniz yine o eve götürürsünüz dedim. Yalnız o evde biraz dinlensin bakın dedim. Gülhan'a bak kızım dedim. Benim anneme yapılsa biz bunu Türkiye'ye ayağa kaldırırız dedim. Siz nasıl bir evlatsınız dedim. O da gitti bu eve oraya ben gitmiyorum yenge dedi. Ablamı gönderelim dedi. Ablasını gönderdi oradaki görümceyi büyük görümce gitmiş. Onu nasıl ettilerse ben sol eline yapılmış dedim. Ben fotoğrafta gördüm. Ondan sonra bizim büyük görümce gittiğinde onu nasıl kandırdılarsa artık kapıya mı çarptı demişler, bant mı yaraladı demişler, öyle demişler, kandırmışlar, geri yollamışlar. Bu Fadime yengemde hiç yalan konuşmasın, ayıptır ayıp, koca Türkiye senin görüntülerini gördü, utanmaz arlanmaz kadın. Sen utanmadın mı, hiç merhametin vicdanın yok muydu? O kadın vurma diyor, acıyor yüzlerim diyor, o altını temizlerken şak şak vuruyorsun. Bu Fidan'ın görüntüleri çekmesinin sebebi bu Fidan'a dediler, akıl hastanesine yattı dediler. Fidan kendini kanıtlamak için çekiyor bu görüntüleri. Çünkü bu Fidan bu görüntüleri çekmese kimseye inandıramaz kendini. Kimse inanmaz, evet biz de inanmazdık. Ben bu kadarını tahmin etmezdim. Kimseye inandıramazdı. Bu Fidan'ın çekmesi bir nevi iyi oldu. Kayınvalidemin de hakkının aranmasını oldu. Teşekkür ediyorum. Aileden de bir tane konuşan tamam, bir gelin çıktı kutluyoruz. Şimdi kayınvalidem oldu değil mi? Şimdi kayınvalidem oldu. Bir gün karnı çekmezdin. Bir gün. Kendisi bir gün. Ben elini kesmedim. Kesmedim. Ben vallahi kesmedim elini. Ya karşıya ben gittim. Karşıdan bana inledi lan. Tersine geri geldim. Ben elini efendim kesmedim. Müge Hanım ben o şeye kadını bir susturur musunuz? Buraya kesmeyelim. Dinliyor sizi evet. Ben burada kayınımı suçlarım. Neden kayınımı suçlarım? Çünkü karısına müdahale etmesi lazımdı. O evde olan olayların hepsinin de haberi olur. Çünkü evin içi bir salon üç odadan oluşuyor. O salonda olan şiddet her odaya dağılır. Yalan söylüyorlar, yalan. O ben adam sen gibi gece gündüz evde yapmıyor ki. Gece gündüz evde yapmıyor adam sen gibi. Müge Hanım, bak adam... yan tarafında kaynım var. Kaynımın kızı bana yazıyor. Yenge diyor. Ya bunlar tamamen gidip bir şey. Yenge bunlar... diyor, olaylar videolar dağılıyor her bunlar yerde tamamen... diyor. Hepsi ben de dedim ki şeyleri. Kızım dedim madem dedim önceden neden haber vermediniz dedim. Yenge dedi bak Fidan'ın dövmüş olduğuna inanıyorum ama öldürdüğüne asla inanmıyorum. Çünkü bak bana ne dedi biliyor musun? Yan tarafındaki Recep Kayın'ın kızı yazıyor. Yenge diyor bir gün diyor bayramda diyor köye gitmiştik diyor. Köyde diyor şeyde diyor sesler geliyordu diyor. Fadime yengem diyor. O Mehmet diyor. Bana mesaj atıyor böyle. Evet, Fadime'yi evet, dövüyorlardır. Evet, üçü bin. Fidan'ı dövüyorlardır. Hadi ötekiler vurunca ben de ona vurmuştum. Ama öldürdüğüne asla inanmıyorum.
Siz doğal ölüm mü olduğunu düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum yani, o şiddetlere dayanarak zaten her seferinde dövdüğünde boğazını sıkmışlar. Her seferinde dövdüğünde kadının son tane vura boynuna doğru morluk inmiş. O kanamalar olmuş, hatta yıkanırken de kanı durduramamışlar. Pamukla durdurmuşlar. Bize öyle söylentiler geldi. Tamam. Bunların da dikkate, ben düşmeyle alakalı bir şey değil, o morluğundaki morluklar. Hala ben bunu... de kulağımdan zincirinden dolayı. Bakın kulağını vuruyor bir yere kadına. Sol kulağını sürekli vuruyor. Kulağından da kan gelmiş zaten. Evet. Bak sürekli kulağını vurduğu için, bir de hatta kendisi diyor ki burasına ne olmuş diyor, ne olmuş diyor. Peki lütfen siz de hatta kalın. İdris Bey'in yani oğlunun haberi var mıydı, yok muydu? Bu görüntüler arasında arkadaşlarımız izledikçe başka şeylere de, tabii buna uzun görüntüler dediğim gibi, Fadime Hanım'ın İdris diye eşine seslendiği video hazır. Yani İdris Bey haberim yok diyorsunuz ama bakın izleyin. İdris. İdris. Kızım bunun başına gelecek var mı? Bunun başına gelecek var ya. Bu insanın suratı veren dinlemeyecek bu. İdris. Olur da bu kadar da. İdris. Onun başına gelecek var ya. Bu insanın suratı veren dinlemeyecek bu. İdris. Bunun başına gelecek var diyor. Evet. Yani İdris Bey duymadınız mı yani bu sesleri? Tamam da. Migar'ım bir şey söyleyebilir miyim? Ya İdris Bey söylesin. Vuran gelin. Vurulur mu? Migar Hanım. Gelin de evlattır bana göre. Duymadınız mı derken ha? Annemin sesi hiçbir zaman kesilmiyordu zaten. Kesilmiyor bağırtısı. Çünkü kadın dayak annem yiyor beyefendi. Dediğini sürekli... Kadın dayak yiyor, dayak. Bu dayak kim yese bağırır. Az buz mu yediği bu dayak? Rica ederim. Allah. Kadının sesi, bak kadın orada duruyor. Dövünce de bağırıyor, bağırmasın mı? Canı yanıyor. Dayak yemeden de bağırıyordu annem. Dayak yerken görmedim. Dayak yemeden de sürekli bağırıyor şey diyordu. Yani oh eşinizin ya. Eline sağlık diyorsunuz. Annemin görmesin yani. İnanamazsınız. Tamam. İnandıramam da. Beyefendi ben hiçbir şeye inanmak istemiyorum. Bakamıyorsanız devlete teslim ederdiniz. Zaten. Bakamıyorsanız devlete teslim ederdiniz. Hiç kimseyi bu şekilde dövemezsiniz. Ben sizi şimdi bizim eve alsam böyle günde 10 posta dayak atsam hoşunuza gider mi? Sizin ne farkı var anneniz? Sizin ne farkı var annenizden? Ne farkınız var? Kimi alsak böyle evde 10 posta dövse koşuna gider? Ya haberim yok dayak yediğinden. İnşallah siz de damatlarınız dövsün. İnşallah. Çaldı. İnşallah siz de damatlarınız dövsün. Ondan sonra bağırıyor desinler. Oradasınız. Bakın hanımefendi i̇nşallah, orada öyle inşallah. Duruyor. Dövsün. Aksa geçen. İnşallah seni de gelinin zaten dövmüş. Verin bir daha o görüntüyü. Daha ben evde yoktum görmedim. Kadın duruyor. Kadın da dayak yiyince bağırıyor. Bak. Kızım bunun başına gelecek var ya. Bu insanın suratı veren dinlemeyecek bu. İdris. İdris. Sıkıştırıyor. Bak o ondan bari. Onun bir yerini sıkıştırıyor bak. Ya cimdikliyor. Yolu cimdikliyor bak. Türkiye şanılmış Adila. Dünyalarda hiç bak gülüyor. Bak bir yerini cimdikliyor onun. Kadının bir yerini cimdikliyor. Kızım bunun başına gelecek var mı? Onun başına gelecek var ya. Bu insanın suratı veren dinlemeyecek bu.
Daha hala biz de bu kadın normal şekilde mi öldü, şüpheli mi şekilde öldü diye Yaradan adli tıp kurumunu bekliyoruz. Hadi canım. Kadının zaten burada da suratı mor. Evet. Evet, adam dayanmaz bu sopaya yani. Ben bu kadar şiddet eğilimi hiç görmedim ya. Ya hani bu kadar. Ben de aynı şekilde bu kadına yemek verilmiyor. Altı doğru düzgün temizlenmiyor. Bu kadın idrar yolları enfekte olur çünkü dışkısı bulaşıyor. Temizlik yapılmadığı için kanama ondan dolayı oluyor. Altı nasıl temizlenmiyor ya? Altı nasıl temizlenmiyor? Altını temizletmiyor zaten, engel oluyor diyorum orada sen. Yani burada bizim ya, anlatmak istediğimiz... Bak bir şey söyleyeceğim. Bizim burada anlatmak istediğimiz ne yani? Kardeşim, ne senin yani anlatmak istediğin? Zaten altı temizlenmiyor, hiçbir şey olmuyor. Burada aş bırakılıyor. Yok, yarım çay bardağı çorba veriliyor. Ne diyelim, çok iyi mi bakılmış? Senin karın söylüyor bunu. Çok iyi mi bakılmış? Yaptırmıyor altını. Ben sardırmıyor tuvalete. Sen ne bir hırpalarsın? Tabii ki durmaz. Ben çocuğumu nasıl değiştiriyorum? Tamam, yani bunu hiçbir şey yapmıyor. Buna durmadan dayak atılıyor buna. Buna hiçbir şey yapılmamış. Vallahi öyle duruyor. Aynen öyle gözüküyor burada. Ya bu görüntüler olmasa bunları söyleyebilirdin. Sen artık bu görüntülerin üzerinde nasıl bunları konuşuyorsun? Ben de hiç anlamadım. Eli kesiliyor. Yani bu bir tane değil, iki tane değil. Kaç tane böyle video var? Evet. 6-7 tane video var. Öyle diyorum. Ya biri kesmiş bak. Sen kesmişsin, şimdi karın on, kesmiş. Onu dediğime, anan onun, kesmiş, onun baban dediğime, kesmiş. Onun dediği doğru oluyor ben burada. Ben bunu bilmem. Tamam. Onun dediği doğru oluyor. Tamam. Vurduk. Öldürdük. Beyefendi. Ama sıktık. Beyefendi. O ne derse onun dediği oluyor burada. Beyefendi. Biri kesmiş. O evde 4 kişisiniz. Sen, eşin, baban, annen. Hanginiz kestiyseniz Allah'la sizin aranızda. Ama biriniz kesmiş misiniz? Kusura bakmayın da o görüntüleri 5 yaşında çocuğa da gösterseniz o görüntülerin kesik görüntüsü olduğunu anlar. Eğer onun bandını açtıktan sonra kim bunun elini kesti diye sormuyorsanız demek ki kimin yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Yarayı görmedik diyorum. Gör babaannen görseydin. Açmış ya bandını. Tutmuyormuş tamam, ya bandını. Ben yaranın nasıl olduğunu görmedim biliyorum. Ya şimdi gördüm. Şimdi gördün işte. Gösterdik. İşte senin hayır, benden taraf hocam, senden taraf dediğin kardeşim eşi değil mi? Olmak gerekmiyor. Ben diyorum ki yaranın nasıl olduğunu, yaranın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum. Belli. Kesilmiş işte kesici aletle. Boydan boya kesilmiş. Bütün hocam ne? Bu kendini ben o yaptı diyor ya, kesti diyor ya. Bu da diyor ki ben bunu diyor Allah için görmedim diyor. Bunu ifade etmeye çalışıyor. Siz bunu anlayabiliyorsunuz yani. Bu da biz bunu anlıyoruz diyoruz. Biz de ki, görmedik ama ben, görünce sor eşine ne yarası diye. Birisi bir dakika kesmiş. Şey sor eşine ne yarası bu diye. Sor eşine, dön sor eşine. Ben zaten Müge Hanım bak şimdi burada kesik görünüyor ama ben yaranın nasıl ben bantlı halini gördüm. Tamam. Ben şimdi burada tamam. Ben şimdi burada gördüm. Bu ne şimdi yarası? Şimdi burada gördüm kesik duruyor. Ama bunu işte ya Fidan kesti ya Mehmet kesti. Ben tamam. O kadar da vicdansız insanım. Sen doğru ya, sen çok tane vicdan. Evim var. Vicdanlısın ya, çok ben o kadar karaktersiz insan. Fidan siz o evde kaç kişiydiniz gülüm? Dudalan geldiğinde niye söylemedin? Bir tanesini Mehmet de yaptın. Mehmet kesti, eşim ya. Ne söylüyorsun? Eşim yaptın. Siz yoktunuz. Ya, ya sen kestin ya Mehmet kesti. O zaman ya Galina kesti. Ben üçümüzden biri kestiniz ya. O zaman söyleyecektim Fidan. Üçümüzden biri kesti. Dur diyorum bak siz. O zaman söylemedin. Şimdi bak. Şimdi burada anam mağdur olduğu kadar da. Bizim ebenin mağduriyeti var burada. Mağduriyeti var. Sen bunları bu duruma getirmeyecektin. Sen kayınla kadar sen de suçluysun. Kayınla ceza alacak sen de alacaksın. Sen de alacaksın ya. Ben ceza alırsam ben oynadığıma ceza alırım. Anamın tamam sen de gördüğümdün. Niye haber etmedin? Onu da bilinçli çekmişsiniz. Bu ebeye böyle işkence çektirmeyeceğini. Bu duruma geleceğimi biliyorsunuz ya. Hayır. Ondan çektiniz. Sen de bunları bilinçli çekmişsin. Bu ebeye bu duruma getirmeyeceğini. Bilinçli değil. Bilinçli değil. Ben bunu herkese anlatacağım. Sen de suçu. Ben kayınla buradayım. Kayınlayın. Sarıklayın. Siz ilk şey demeyeceğim. Mağdur etmez ana. Çekmesi görülmeyeceği de. Yalnız böyle de tamam ana, önceden de bilmiyordum. Olmayacaktı madem. Niye haber etmedin? İkiniz bir suçluysunuz ya. Niye müdahale etmedin madem? Müdahale ettim. Ya çok ettim. Sen olmaz resmen ya, video çekmişsin. Tamam da yenge anlatıyor. Ben bu fotoğraftan sonra Gülhan'ı aradım diyor. Diğer kaynımı aradım diyor. Hiçbiriniz bakmamışsınız. Yaraya mı? Yaradan mı? Aradım diyor işte şimdi Gülsüm Hanım. Yarayı ben görmedim. Bana göstermediler. Bak. Tamam ama annen darp görüyor dedim diyor. Git bak dedim duydum, diyor. Duydum. Abam dedim. Git dedim. Aba dedim. Tamam. Aba git dedim. Annem kendi yara barış bak dedim. Tamam siz de gittiniz baktınız. Gülüm dedi. Üstü dedi. Bantlıydı. Sarmışlar. Bantı açıp görmedim dedi. Yalnız tırnağını yapmış dediler dedi. Ben de iyi madem dursun açmayayım dedim dedi. Böylelikle kaldı Müge Hanım. Böyle bu şekilde ne? Bu şekilde hani görmedik. Ablacığım. Bıçağına bu yaştaki hanımefendinin
üzerindeki morluk hemen iyileşmez. Onun eğer bu darpta bir tarafı morardığı zaman, yara olduğu zaman o aylarca geçmez. Evet. Değil mi? Yanılıyor muyum Şevki Hocam? Kesinlikle. Yani hanımefendi gidip bu yaraya baktığı zaman zaten bu kadar darp gören kadının her tarafı mordur ya. Mormuş zaten. Yani cenazeye yıkayan kadın bu kadının her tarafı mor diyor. Kadın daha ne söylesin? Biz bulamadık mı hanımefendi? Kadın söylüyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıldan cezaevine gönderildi. Oğlum